Eğitime dairden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu haftaki konuğum, fen bilgisi öğretmeni Sayın Ali Ünal. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk kızım. Hoş bizleri bulduk. kırmayıp sağ geldiğiniz için ederim. çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz hocam. Konumuza başlamadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Ali Ünal kimdir? Evet, Ali Ünal... Ee... Altı buçuk yıl devlette görev yapmış e, bir kişi. Sonra Aksarayımızda 85'ten beri ki 36 yıl oluyor o dönem, e, o 36 yıldır e, bir e, İstanbul eğitim kurumlarının hizmetçisiyim, başındayım. Devam ediyoruz. E, şirketin vesairenin arkadaşlarımızın da hizmetindeyiz beraber. E, dolayısıyla. İstanbul Eğitim Kurumları'nda şu ana kadar ki yapmış olduğumuz çalışmalar, arkadaşlarımızın birlikte yapmış olduğu çalışmalar sayesinde bugünlere geldik. Toplam eğitim hayatımız 42 yıl. 42 hı hı. biraz da geçiyor ama önemli değil. Ama çok şükürler olsun bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. İnşallah. Birşihanım. Başarılarınızın her zaman devamı diliyoruz. İsminizi de çok duyduk. Gerçekten Aksaray'a mal olmuş bir öğretmensiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah hayırlı uzun ömürler versin sizlere de hocam. Bizleri evet, sizleri ol. de tanımak bizim için çok büyük bir gurur verici gerçekten. Evet. Sağ olun. Eksik olmayın. İlk soruma şöyle bak başlamak istiyorum hocam. Özel eğitim kurumlarında başarılı olmanın bir sırrı var mıdır sizce? Birkaç sırrı var. Önemli sırları var. Özel eğitim kurumları deyince devlet kuruluşundan hiç farklı olmaması gerekir. Hı hı. Hizmet eden insanların devletmiş, özelmiş demesine hiç gerek yok. Herkes bulunduğu yerde işini en iyi şekilde yapmak zorundadır. Ben bunu bilirim. Ama bizim belki birikimimizden şimdiye kadarki, yaşantımızdan, çalışmalarımızdan, gördüklerimizden, öğrendiklerimizden, hala öğrenmekte olduklarımızdan yola çıkarak birkaç önemli konuyu ifade etmek istiyorum. Baştan sorumuz ne olacak? Sorumuz şu. Bizim gençlerimize, küçük büyük velilerimize, aksarayımıza ve ülkemize ne verebiliriz sorusu. Bu soruyu sorarsak, yani ne verebileceğimizi Hı -hı. sorarsak arkası gelir. Yani sizi insanlar yürütür. Allah size yardım eder bir şekilde. Evet, evet Ama bizim sorumuz biz bu insanlara ne vereceğiz? Sorumuzun temel ana kısmı burası. Bu birincisi. İkincisi, parayı asla ön plana almak durumunda değilsiniz. Kazanacaksınız ama... Para her şey değildir. Kredi her şeyi kazandırır. Ama para her şeyi kazandırmaz. İtibar önemlidir. Zor toplanır itibar. O itibarı harcayı vermek yalnız kolaydır. Allah korusun. Yani dolayısıyla her şey para değildir. Ama evinize bir somun götürecek kadar, somun ekmeği götürecek kadar kazanırsanız Ondan sonrasını size Allah verir, ona kanaat ederseniz. Yani para ikinci plandadır. İlla ki kazanacak. Kazanacak ki bunu böyle düşünürseniz zaten kazanırsınız. Hı hı. Diğer önemli husus, kaliteli ve uyumlu insanlarla çalışmanız önemli. Yani eğer sıradan insanlarla çalışmaya kalkarsanız işiniz de sıradan olur. En sıradanı benim öyle söyleyeyim. Yani ama yani kimseye bir şeyim olmaz. Ancak gerçekten kaliteyi yakalamak için kaliteli insanlarla iş yapacaksınız. Güvendiğiniz insanlarla iş yapacaksınız. Uyum içerisinde çalışacağınız insanlarla iş yapacaksınız. Bu ikinci husustur. Yine işimizde sabır birinci plandadır. Bizim işimiz çok zordur. Yani herkesin işi zordur. Ben sizi anlıyorum şimdi. Sizin işiniz de çok zor. Ama e, her şeyi eğer hemen söylemek isterseniz işin içinden çıkamazsınız. Öyle olunca zorlukların arkasından belli bir ferahlığın rahatlığın geleceğini düşünürseniz, yani koronanın geçici olduğuna inanırsanız sorun bitmiştir. Sabredeceksiniz, tedbirlerinizi alacaksınız, yolunuza devam edeceksiniz. Yani sabır e, ana şeylerimizden, sebeplerimizden bir tanesidir. E, bunun dışında çoğunlukla e, kadromuzu kendimiz yetiştirdik biz. İstanbul Dershaneleri, İstanbul Eğitim Kurumları, şimdi Kolej, e, efendim, e, İstanbul Kişisel Gelişim Kursu, Pegem Akademi olmak üzere şirketimize bağlı hepsi e, üç kurumumuzda. Dolayısıyla LGS kursu da dahil olmak üzere bütün bunların hepsinde şimdiye kadar, yani bu 35 yıl geride kaldı, 36. yılın içindeyiz. Bu süre içerisinde mümkün olduğunca kadromuzu kendimiz yetiştirdik. Yani bu işin sırlarından birisi de bu. Dolayısıyla ama dışarıda kaliteli arkadaşlarımızdan bulup aldıklarımız, yerleştirdiklerimiz oldu ama Dışarıdan getirdiklerimiz de aynı şekilde belli bir süzgeçten geçiyor. Tanıyorsunuz, e, uzun bir süre görüyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, kolay kolay da derse sokmuyorsunuz. Ondan sonra da derse girecek hale geliyoruz. Bizden daha iyi yapıyor yani Hı -hı. öyle söyleyeyim. Yetiştirdiğiniz sonra... insanlar evet, değil mi? Evet, Allah'a çok şükür. Dolayısıyla e, bu tarz bir çalışmayla kalıcı bir kadro, kalıcı bir kurum, prensibi ortaya çıkmış oluyor. En son böyle diyeceğim bu konuyla ilgili de sadece kendimizi düşünmedik. Düşünmüyoruz. Yani ister devlette olsun, ister özel öğretim kurumunda olsun. Değişmez. Herhangi bir ticarette de, şurada da, burada da. Paylaşmayı ön plana aldık. Yani bizden sonra gelenler de aynı şekilde hı hı. paylaşsınlar düşüncesine e, içerisindeydik. Yani dolayısıyla bu payla, yani kendimize ait olsun her şey aman biz yapalım aman bizim dediğimiz olsun aman başka bir şeyler olsun Hı -hı. falan duygusu düşüncesi değil istişare önemine istişarenin altını çiziyorum özellikle istişaresiz hiçbir iş yapılmaz. Kimse tek başına her şey değildir. Doğru hocam. Bu kural çok çok önemli. Altını çizeceğim en son kuralım da budur. İstişaresiz asla olmaz. Ee, herkes, yani bakarsınız küçücük bir çocuktan bir şey alırsınız. Ben mesela çantaları yaparken, çantaları iki öğrencimi yan yana getiriyordum. Gelin bakalım. Üç tane öğrenci veya iki tane öğrenci. Dört beş tane gelmiş şey. Çanta örneği. Çantaları giyin bakalım. Giyiniyorlardı <laughs> sırtlarına. Sen bak bakalım. Hepimiz bakalım. Öbürüne giydiriyordum. Öbürüne de Hepimiz bakıyorduk. Hı hı. Hangisi? Herkes bir çantayı işaret ediyordu. Neden? Çünkü istişare eden aldanmaz diyor peygamberimiz. Yani dolayısıyla o da öyle. Yani gerek ortaklar arasında gerek personel arasında da bu prensibi uygulamak en doğrusu diye düşünüyorum. İşte bunlar kırmızı çizgiler. Olmazsa olmazlar. Ee, başarının sırları diye e, söylüyorum artı yapamadığımız eksik yaptığımız şeyleri de bunlara bu ölçülere vurduğunuz zaman görüyorsunuz zaten. Doğru hocam. Yani şunları yapamadık, şunları yaptık, şunlar daha iyi, şunlar daha güzel gibi söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki hocam 35-36. yılınızdasınız eğitim hayatınızda ee, birçok şey gördünüz geçirdiniz değil mi bu? eğitim hayatınız boyunca. Peki bunlara bakarak diyor musunuz ben bunları yaptım bu yıllar boyunca bunun için hani bu kadar güçlü ve başarılı olabildim. Sizler seyircilerimiz için neler söylemek istersiniz? Bu 35 yılın sırrı neydi sizin için? <laughs> evet birlik beraberlik ve çok çalışma. İdarecilerimiz aslında sabır ve sır. Tetim olacak yani her şeyler her yerde konuşulmayacak. Ulu orta eleştiri olmaz. Hemen e, ve e, ketüm olduğu zaman birinin olumsuzluğunu bir başkasına götürdüğünüz zaman zaten orada çıkacak anormallik belli. Hı hı. Onu da alıp onlar başkasına götürecektir. Yani herkes birbirine saygılı, uyumlu bir şekilde çalışmasını devam ettirecek. Yani her şey para değildir diyoruz. Tabii kazanmak için geliyor insanlar oraya. Onu da yapacaklar ama... E, İnsan çok kıymetli. İnsana çok kıymet vermek e, doğru olur. İnsan her zaman için Allah'ın yarattığı özel bir kişidir. Özel bir e, yaratıktır. Onun için parmaklarımızın içindeki mühür farklı farklı biliyorsunuz. Yani dolayısıyla e, bu anlamda düşünüldüğünde e, suç işleyene ceza. Bu Allah'ın kuralıdır aslında. Hı hı. Ee, güzel iş yapana ödül. Bunu uyguladığınız zaman uygularsanız eskiden yapamadığımız da olmuştur. Bunu uyguladığınız zaman şimdi e, başarmamak mümkün değildir. E, çalışan ön plana çıksın. Başaran ön plana çıksın. Kabiliyetli olan ön plana çıksın. Umutsuzluk şeytandan. Her şeyin güzelini yapalım. En güzelini yapalım. Ee, ayrıca yanlışlarımızı düzeltelim. Yani yanlışlarımız olduğunda biz bunu düzeltebilmeliyiz. Yani yanlışımızda e, Ali Ünal olarak ısrar edemeyiz. Hı hı. Çünkü e, yanlış yaptığınız zaman tüm herkesi etkiler o yanlış. Evet Bu hocam. şekilde söyleyeyim yani size. Teşekkür yani, ederiz hocam. Yani bunun e, dışında e, bilmiyorum. Ee, yani öğrencilerimize, velilerimize diyeceğimiz bazı şeyler hani olabilir. Tabii ki. Ben de. onunla ilgili bazı şeyleri söyleyeyim. Yokuşta yorulmayan düzde dinlenemez. Çok güzel Bu bir evet. öğrencilerimize. Yokuşta yorulmayan düzde dinlenemez. 42 yıllık idarecilik hayatımda, öğretmenlik, eğitimcilik hayatımda düzeltiyorum. E ee, çalışmadan kazanan bir kişi gördüm. O da okumadı, geri döndü. Ama çalışan mutlaka kazandı. Çalışmayan kazanamaz. Çalışan mutlaka kazanır. Kötü meslek yoktur. Kötü adam vardır. Biz güzel insanlar yetiştirelim diye çabalıyoruz. Yani hep beraber güzel insanlar olsun. Her şey, her meslek güzeldir gayri meşru olmamak kaydıyla insan her şeyi yapabilir, başarabilir, kazanabilir. Ben bunu söylerim. Her kışın bir sabahı vardır. Her her kışın bir baharı vardır. Her kışın şey her gecenin bir sabahı vardır. Ayrıca ayrıca her sıkıntının da bir sonu vardır. İlla ki bitecektir. En büyük sıkıntılar mezara kadar gider. Ondan sonrasına zaten ben karışmam. Yani mezara kadar en büyük sıkıntı gider. Ne yapalım? O da bizim imtihanımızdır deriz. Şimdi korona önemli değil. Korona bir fırsattır. Korona da bu fırsatı değerlendirenler sıyrılır gider. Benden söylemesi. Belki de en güzel sınava girecek dönem bu dönemdir. Bir de ters tarafından bakalım canım. Yandık, bittik, kül olduk yok. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla yapacağımız iş öğrencilerim büyük küçük yaşta hepsi için söylüyorum bunu. Her birisi için bir karar verelim arkadaşlar. Bir karar verelim. Ne yapmak istiyorsun? Nasıl yaşamak istiyorsun? Neyi seversin? Neden hoşlanırsın? Kendimize bir karar vermek zorundayız. Rotası belli olmayan geminin nereye çarpacağı belli olmaz. Rotamızı belli edelim. Bir hedef koyalım kendimize. Dolayısıyla e, neyi seviyorsak, planlı, düzenli bir şekilde çalışırsak bunun sonunu kesin alırız. Hiç şaşmaz. Çünkü Allah söz veriyor bize yani. Çalışana veririm diyor Cenab-ı Allah. Yani onun için e, ben e, son kısımda da şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Bilmiyorum sorularınız falan varsa. Aynen soracağım hocam da sizin <laughs> Tamam de mizip buyur. Mizip o zaman ben oraya geçmeyeyim. Korona virüsü <laughs> e, değindiniz. Ben de onunla sizi sormak istiyorum. Malum bu pandemi döneminde öğrenciler biraz afalladılar. Nasıl çalışacağız? Biz motivasyonumuzu nasıl yapalım? E, sınava gireceğiz ama nasıl olacak diye de düşünüyorlar. Bizleri izleyen seyircilerimiz de muhatap dinliyorlardır. Evet. Peki onlar için e, kısacık bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu dönemi nasıl değerlendirirsinler ki başarıya giden yolda kendilerini kaybetmesinler? Oh, oh, oh ne güzel. Şimdi koronanın fırsat olduğunu söyledim. Tekrar söylüyorum. Yani korona gerçekten bir fırsattır. Kim için? İradesi sağlam, kafası sağlam, sağlam duruyor, inançlı, temiz, kararlı insanlar için. Çok iyi bir imkandır. Hı hı. Ama yandım anam, bittim anam diyen insanlar için öyle bir şey söyleyemem. Sabaha kalkıyorsun. Güzelce. Ey Allah'ım sana şükürler olsun. Bana, beni yarattın yaşatıyorsun. Her türlü nimetleri veriyorsun. Verdin, vermektesin. Bunu yaptın. Sen beni affet, sen bana yardım et. Benim niyetim iyi. Ben kendime, aileme e, Aksaray'ıma, ülkeme hizmet etmek istiyorum diyorsun ve çıkıyorsun bir plan. Belki de akşamdan yapacaksın planını ama çalışmaya başlıyorsun. Hiçbir şey yapmadan insanlar bakın yani öğretmendir, okuldur, şudur budur vesaire falan. Tabii ki o olmaz, o olmadan olmaz onu biz biliyoruz. Ama şimdi başımıza bu korona geldi ne yapacağız? Umutsuzluk şeytandan dedik. Umutsuzluk yok. Sadece planlı programlı çalışmak var. Sürekli devamlı, disiplinli çalışma var. Bunu yaparlarsa bakın göreceksiniz. Bunu yapan insanların o arada nasıl sıyrıldığını göreceksiniz. Krizi fırsata çevirecekler aslında. Aynen öyle. Yani krizi fırsata çevireceğiz, çevirecekler. Her birimiz için. Bak kurumlarımız için de mesela şu anda kendi kurumumuzda, kurumlarımızda da olmak üzere dolu dolu ders yapılıyor. Ya hem online sistemle ders yapılıyor hem yüz yüze devletin imkan tanıdığı ölçüde, hı hı. yasakları olmadığı sürece veriyoruz. Ve Allah'a çok şükür çok... ben şimdi onların yerine kendimi koyuyorum. Normal şartlarda diyorum ki ya bu dönem çok iyi bir dönem olmalı diyorum. Yani çalışan insanlar için çok çok iyi bir dönem olmalı diye düşünüyorum. Verimini yani, geçirebilirler. Kendi ellerini aslında tabii değil mi her hocam? Her şeyi kendi elimizde. Yani Allah'ın izniyle başarmamamız için bir sebep yok. Yani bu arada... Şunu da ifade etmek istiyorum. Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Türk milleti e, İstiklal Savaşı'nda güzel bir başarı yakaladı. Hı hı. Bağımsız bir ülke haline geldik. Allah'a çok şükürler olsun. Ve e, büyük insanlar, büyük dava adamları büyük hizmetleri ortaya koyarlar. Güzel sonuçları insanlar alır, devlet de alır, millet de alır. Böyle olmasını arzu ediyorum. İstiklal Savaşı'nın ağaç kabuklarını sorarak insanların susuzluk ihtiyacını giderdiğini, posasını yiyerek de açlığını giderdiğini duyuyoruz, biliyoruz değil mi? Evet hocam. Yani bu anlamda e, bir seferberlikle İstiklal Savaşı kazanılmıştır. Yani uzun detaya girdiğimizde e, duygulanırız. Ağlamamız lazım. Ona girmeyelim. Ama, ama, çok zorluklarla ama çok zorluklarla kazanmışız. Bugünlere gelmişiz. Allah'a çok şükürler olsun. Yani çalışan kazanır. Bitti. Türk milleti çalışmış kazanmış. Önündeki liderleriyle beraber hı hı. kazanmışlar. Osman Bey Osmanlı Devleti, Osmanlı Beyliğini kuran, bir araya getiren Osman Bey 80 küsur yaşında. Bakın Osmanlı Beyliği, hı hı. Osmanlı Devleti arkasından. Onun e, akabinde devam ediyoruz. Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. E, Kanuni 80 küsur yaşında Zigat e, Kalesi'ni kuşatıyor ve orada ölüyor. Yavuz Sultan Selim'in e, at sırtında hayatının geçmediği neredeyse yok diyeceğim yani. Yavuz Sultan Selim rahmetinin. E, dolayısıyla bunun dışında bir İbn Sina'yı düşüneceğiz, bir İbni, e, e, kuşçuyu, Ali Kuşçu'yu düşüneceğiz. Efendim Abraham Lincoln Amerika'nın 16. başkanı küçük yaşta e, yakınlarını kaybeder, yani büyüklerini kaybeder, hı hı. öksüz yetim olur akrabaları buna hayır olsun diye bunu okutalım derler. Önce bir bunun bir zeka seviyesini ölçtürelim derler. Hı hı. <laughs> Ölçümde de yani arzu ettikleri gibi bir sonuç alamazlar. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Bu kadar söyleyeyim. Dolayısıyla e, bunu alırlar ellerine okuturlar. Bir de o da bunun bazı şeylerin farkında olmalı ki ben Amerika'ya başkan olacağım demiş. Tamam. Bir yandan okutmak isteyen bir çevre var. Yardımcı olan bir çevre var. Bir yandan da okumak isteyen, azmeden bir adam var. Ve 16. ABD başkanı olmuş. Abraham. İstemiş gibi. çünkü inanmış değil mi? Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla Edison, Edison'un annesi, Öğretmenle mektup yazmış. O kadar e, acayip bir şey ki. E, hocam demiş, benim çocuğun zekası geri. Sen bunu bir üst sınıftan bir alt sınıfa al demiş. Bu mektup yıllar sonra Edison'un eline geçiyor. Ne yaptın sen anne öldürdün beni diyor yani. <laughs> Ama Edison, Edison oluyor ve işte ışıklar yanıyor bak. Yani onun sayesine, sayesinde. Evet. E, o ışıklar yanıyor Cenab-ı Allah'ın yardımıyla. Demin ayaküstü söylediğim Ciceron olayı da budur. Dili Pepe hatip olacak. Ya konuşamayan bir adam nasıl hatip olur? Ben bu dili kıracağım diyor. Yani gidiyor deniz kenarında çakıl taşlarını ağzının içine koyuyor. Ey deniz, ey gök mavi, efendim falan filan. Yani kendine göre cümleler kuruyor, şiirler okuyor, şarkılar söylüyor, bir şeyler söylüyor ve dünyanın en büyük hatimi hatibi Ciceron oluyor. Yani bu ve benzerlerini e, elimize aldığımızda e, vay efendim bu çocuğun kafası çalışıyor, çalışmıyor, yok. Herkesin kafası çalışır. Birisi bir defa da anlar, birisi beş defa da anlar. Ama o Kaplumbağa nasıl tavşanı geçmişse yarış sırasında biliyorsunuz hı hı. değil mi onu? Evet hocam. Evet. Nasıl geçmişse kendine güvenmiş e, tavşan kaybetmiş davayı. Kaplumbağa da hiç durmadan devam etmiş. Ve şeyin tepenin üstüne çıkınca da demiş ki: ya tavşan arkadan geliyormuş koşa koşa." ya demiş ki: Çok da o kadar fazla hızlı gitmedim ama." demiş yani <laughs> kaplumbağa. Yani Evet hocam. Onun için ee, Büşra Hanım, biz e, kötü meslek yoktur, kötü insan vardır diye düşünüyoruz. Herkes de böyle düşünür. Biz iyi insanlar yetiştirelim arzusundayız. Güzel insanlar yetiştirelim arzusundayız. Her şey para olmadığı gibi, her şey de meslek değil. Yani her şey de meslek değil. Biz hem Allah'a hem kullarına karşı düzgün insanlar olmak. Düzgün insanlar yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Eksiklerimiz, kusurlarımız varsa Allah affetsin. <laughs> başka ne diyelim. Evet. Çok güzel söylediniz yani, hocam. Teşekkür ederiz efendim. Ekleyeceğiniz başka bir şeyler var mı? Ekleyeceğim. E, ben e, ekleyeceğim şu kısım. Diyorum ki biz kazananlardan olacağız inşallah. İnşallah. Öğrenciler be. olarak bir. içimizde böyle bir dev var her insanın içinde. Bu devi bir uyandıralım istiyorum. Bu devi bir uyandıralım arkadaşlar. Ondan sonra da Allah kısmet ederse o devin uyanışıyla beraber sizin neler yapacağınızı ben tahmin edebiliyorum. Neler yapacağınızı tahmin edebiliyorum. İlkokul, ortaokul, lise, KPSS öğrencilerinin öğrencileriyle ilgili açılan kursların hepsinde ilk ilkiz yani tamam mı? Hepsinde. Aşağı yukarı hemen hemen burada hani başkanımız da dahil benim öğrencimdir. Yani sizler de dahil. Aynen. Aşağı yukarı tüm Aksaray'ımızda çoğunluk kesimde bu şekildedir. Yani gittiğimiz yerlerde de çok duygulanıyorum, mutlu oluyorum. Yani arkadaşlarım adına çok mutlu oluyorum. Ve diyorum ki bu dediğiniz gibi koronayı bir fırsat bilip kendimize, ailemize, Aksaray'ımıza ve ülkemize, devletimize, milletimize hizmet etme duygusuyla diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz hocam. <laughs> Verdiğiniz güzel bilgiler için sizleri stüdyomuzda ağırlamak bizlere gurur ve onu verdi gerçekten. Çok sağ olun. Ayaklarınıza olun. sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu haftada eğitime dairinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her salı saat 16'yı gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın, bizimle kalın.